Şey şu ki, bana göre kızım Habibe şey kızım ki onu adeta ablam gibi kabul ediyordum. Ona birçok şeyde danışırdım. Şu anda ekranda Habibe görebilirsiniz. Oradan izleyicilerimiz de fotoğrafını size yansıtıyor. Buyurun. Evet. Habibe bana göre dediğim gibi adeta ablam gibiydi. Birçok şeyde ona danışırdı. Çok müstesna bir kişiseldi, akıllıydı, olgun bir insandı, düşünürdü. Çok güçlü bir kişiliği vardı kendisinin. Zulme nefret ederdi ve büyük gayret sahibiydi. Kızlar için özellikle, hatta canlılar, diğer canlılar, hayvanlar için acı çekerdi. Merhametli bir insandı. Habibe Rabia'da şehit oldu. Görevini yerine getirirken, basın görevini yerine getirirken şehit oldu. O anda katliamı çekerken, o gelişigüzel öldürmeleri, cinayetleri resimlerken oldu. Özellikle kasti olarak tam kalbine nişan alınan bir silah bir kurşunla öldürüldü. Bana göre bütün şehit olan kızlarımız Rabia'da, daha öncesinde, daha sonrasında, hepsi bana göre bir Habibe'ydi. Hepsi Habibe gibi. Hepsi Habibe. Bütün orada şehit olan gençler Rabia'da, Rabia'dan önce, Rabia'dan sonra, yine hepsi benim için bir Habibe. Bütün şehitler, hepsi benim kardeşlerim, evlatlarımdır. Tabii şu doğru, Habibe benim öz kızım, adımı taşıyordu, benim soyumdan, ama şunu hissediyorum ki hakikaten bir baba, bir abi olarak, bütün şehit olanlara karşı bir babalık, abilik hissiyatı içindeyim. O askerin kurşunuyla ölen, onları evlatlarım, kardeşlerim kabul ediyorum. Ve daha önce de buluşmanın başında söylediğim gibi, ben Türk tavrını, Türk tutumunu takdir ediyorum basınıyla, devletiyle. Sayın Erdoğan hiçbir fırsatı kaçırmıyor askeri devrimi kınama noktasında, muhakkak bunu bahsediyor ve Mürsi'yi hayırla yad ediyor. Bütün dünyaya da şunu hatırlatıyor, bunlar orada suç işliyorlar, susmakla Mısır'da cereyan edenler karşısında. Böylece aslında takdirlerimizi sunuyoruz bu sebepten Türkiye'ye, başkanına, halkına, basınına. Size hakikaten bu noktada teşekkür ediyoruz. Tabii şunu söylemek isterim, Türk halkına şunu söylemek istiyorum. Siz Allah'ın nimetinde yaşıyorsunuz, nimet içinde yaşıyorsunuz. Allah'a şükretmeniz lazım gece gündüz şu içindeki nimetten dolayı. Türkler, benim yaşımdaki Türkler iki dönem yaşadılar. AK Parti'nin, Sayın Erdoğan'ın partisinin yönetiminden önceki dönemi ve şimdiki dönemi. Ben yaşadıkları bir şey hatırlatmak istemiyorum onlara. Bildikleri bir şey hatırlamayacağım. Yeri kalmıştı, fakirlik. Su, içme suyu bile sıkıntıydı İstanbul'da. Normal şebeke suları içilemiyordu. Şimdi ben şunu hissediyorum. Bu İstanbul'da yaşarken gerçek bir kalkınma görüyorum. Bir şehirleşme görüyorum. Bir gerçekleşen rüyalar görüyorum vatandaş için. Böylece bunların halkın koruması lazım. Ve bu demokratik yola tutunması lazım, bağlı kalması lazım. Ki sonuç, ki Türk halkı demokrasiye tutunarak bu ilerlemeleri kaydetti. İlerleme kaydetti. Çok ekonomik düzeyde, diğer birçok siyasi düzeyde. Hakikaten tebrik ediyorum Türk halkını bu ulaştıkları noktadan dolayı, bu uygulamalı demokrasiyi gerçek manada uygulabildikleri için ki.